Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda hem diyet sayılabilecek hem de çok sağlıklı ve pratik bir tatlı yapıyorum. Nasıl yaptığımı hadi gelin hep beraber izleyelim. Tatlımız o kadar faydalı ve o kadar pratik bir tatlı ki bunu sizinle paylaşmadan edemedim arkadaşlar. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tatlı tarifi. Şöyle 2 adet cennet hurmam var. Trabzon hurması olarak da geçiyor. Kışında bu tatlıyı yapmak için tam zamanı diye düşünüyorum. Şu anda da kış mevsimi yaşarken tam zamanı. 2 adet cennet hurmamı kabuklarını soydum ve hafif ezdim. Şöyle robotumu alıyorum. 1 adet muzumu ekliyorum. O kadar basit ki tüm malzemeleri karıştırıp robottan geçiriyoruz. 2 yemek kaşığı tahinim var. Tahinimi ekliyorum. Yemek kaşığı badem unu var. Badem unu tüm marketlerde satılıyor. Fakat badem unumuz yoksa normal bademi de bayağı böyle un gibi olana kadar robottan geçirip gene kullanabilirsiniz. Bademi sevmiyorsanız fındık da kullanabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı da kakaom var. Kakaomu da ekliyorum. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Şöyle kakao çok fazla toz tutmasın diye öncelikle şöyle birazcık karıştıracağım. Arkadaşlar robotumun kapağını kapatıp şöyle 2 dakika kadar çırpacağım. Evet arkadaşlar, size şöyle göstermek istiyorum. Kıvamını da göstermek istiyorum. Böyle çok güzel muz kıvamında oldu. Şimdi bunun birazcık daha beklerken katılaşması için şöyle 2 tatlı kaşığı kadar da chia tohumu katıyorum. Bu sayede chia tohumu şişince de tam bir böyle muhallebi puding kıvamına, muz kıvamına gelecek. Tatlısı gayet iyi ama eğer çok daha fazla tatlı seviyorsanız 1 yemek kaşığı kadar da pekmez veya da bal ekleyebilirsiniz. Ama muz ve hurmanın kendi tatlısı da yeterli geliyor. Evet, şöyle kuplarımıza dökelim. Böyle 5 dakikada diyet bir tatlı oluşturmak istiyorsanız şekersiz, unsuz, yağsız harika bir tatlı seçeneği diye düşünüyorum. Ve tatlılarımızın üzerine son olarak Hindistan cevizi ile de süslemeler yapalım. Evet arkadaşlar, bugün tabii ki de kilosuna dikkat eden ve diyet tarifler isteyen izleyicilerimi de kırmadım ve onlar için böyle bir tatlı tarifi verdim. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.